Günaydın efendim, hayırlı sabahlar, sağlıklı olsun, mutlu, huzurlu olsun, bereketli olsun inşallah günümüz. Üzgünüz, şehitlerimiz var. Akşam haberde ulaştı hepimize, bütün Türkiye'ye ateş düştü. Afrin operasyonunda şehitlerimiz var. Üzgünüz, sanki böyle konuşacak sözlerimiz yokmuş gibi geliyor ama bunun aksine daha fazla yükselteceğiz sesimizi, daha çok konuşacağız. Rahmet diliyorum bütün şehitlerimize. Allah sabır versin ailelerine. Biz de bir olduğumuzu göstermek adına yine ekranlardayız, yine birlikteyiz ve Cuma'nın bereketinden, hayrından faydalanmak için sizinle birlikteyiz efendim. Saatler 10.30. Allah'ın selamıyla selamlıyorum hepinizi ve tarihler bugün 2 Mart Cuma'yı gösteriyor. Bakalım hanım eli takvimi bugün bizim için neler söyleyecek? İki Mart Cuma, hemen tarihe bir bakalım şöyle. 1918'i gösterirken tarihler, Rize'nin kurtuluşu. Selam olsun Rize'ye, sevgilerimizi gönderiyoruz Konya'dan. Ve 627, 1 ve 24 Mart tarihleri arasında Hendek Gazvesi yaşanmış. Hendek Gazvesi'nin tarihleri ve 1-7 Mart aralığında da Yeşilay Haftası. Dün itibariyle girdik efendim Yeşilay Haftası'nda. Farkındalığı öne çıkarmak için ve onların sesi olmak için de biz de programlarımızda bunu gündemimize taşıyacağız. Ve pazartesi günü de benimle birlikte olacak Yeşilay'daki dostlarımız, oradaki çalışan arkadaşlarımız, gençlerle birlikte Yeşilay Haftamız hayırlı olsun diyelim. Ve deprem haftasıymış ayrıca, hem Yeşilay Haftası hem de 1-7 Mart deprem haftasını gösteriyor. Dedik ya, üzgünüz birazcık bu ruhuz şehitlerimiz olduğu için ve şöyle takvime sabah bir baktım. O kadar güzel bir peygamber duası, o kadar güzel bir peygamber hadisi var ki sanki tam da bugüne tevafuk olmuş. Hemen onunla başlayalım efendim, duamızla başlayalım. Ey kitabı, Kur'an'ı indiren, bulutları gökyüzünde gezdiren ve düşman saflarını darmadağın eden Allah'ım, şu düşmanı perişan et ve bizi onlara karşı muzaffer kıl. Peygamber Efendimiz'in güzel bir duası. Ne güzel bir tevafuk oldu. Rabbim inşallah bu ülkeyi muzaffer eylesin ve o düşmanları perişan eylesin diye biz de gönülden dua ediyoruz. Günün sözünde ise Ziya Osman Sabah, Rabbim, nihayet sana itaat edeceğiz. Artık ne kin, ne haset, ne de yaşamak hırsı. Belki her sabah vakti, belki gece yarısı. Artık nefes almayı bırakıp gideceğiz. Ben artık korkmuyorum. Her şeyde bir hikmet var. Gecenin sonu seher, kışın sonunda bahar var. Belki de bir bahçeyi müjdeliyor şu duvar demiş Ziya Osman Sabah'ın sözleriydi efendim. Bir de dün üzücü bir haber aldık, rahmet olsun diye Halit Barkale hocamı anmak istiyorum. İmam Hatip Lisesi mezunları ya da İmam Hatip'te okuyanlar bilirler. Çok uzun süre İmam Hatip Lisesi'nde öğrenci yetiştirmiş, bize emekler vermiş hocamız Halit Barkale hocam. Hakk'ın rahmetine yürüdü efendim. Bugün Parsana Camii'nden öğle namazı kalkacak inşallah. Cenazesi katılmak isteyenler için buradan duyurmak istiyorum. Akşam şöyle dua ettim. Hocam, yetiştirdiğiniz bütün öğrenciler için ve bize öğrettiğiniz her bir harf için Allah sizden razı olsun ve Rabbim orada karşınıza getirsin, rahmet olsun diye onu da almış olalım. Bütün İmam Hatipliler adına nur olsun, mekanı cennet olsun. Ve takvimden size aktaracaklarım bunlar efendim. Geçtiğimiz hafta biliyorsunuz kanser haftasıydı ve LÖSEV bu konuda çok büyük çalışmalar yapıyor Konya'da. Biz de LÖSEV ve kanser etkinliği düzenlendi Konya'da. Güzel bir seminer düzenlendi. Hem psikolog hem diyetisyen hem de Ankara'dan gelen, LÖSEV'den gelen hekimler vardı. Onlar farkındalık için bir araya geldiler ve lösemi tedavisi gören, lösemili tedavisi gören çocuklar ve ailelerini bilinçlendirmek adına güzel bir seminer düzenlediler. Biz de o seminerdeydik. Size böyle minik bir VTR hazırladık efendim. Onu izleyelim ve tüm rahatsız olan, o hastalıkla mücadele eden, bir savaş yaşıyorlar. Süreçleri çok çünkü. Uzun ve zorlu bir süreç. O süreç içerisinde hepsine kolaylıklar diliyorum. Rabbim yardımcıları olsun ve hepsine sağlık, sıhhat diliyorum. Bütün lösemili çocukların da gözlerinden öpüyorum. Hep birlikte izleyelim. Buyurun. Sonra hocamla devam edeceğiz.
Herkese merhaba. LÖSEV'in 20. yılı münasebetiyle bugün güzel bir organizasyon düzenleniyor Konya'da. LÖSEV'li aileler gönül vermişler ve hastalıkla mücadele eden çocuklarla birlikte kocaman bir aile olarak bugün burada bir farkındalık semineri oluşturuluyor. Aslında kanser haftası nedeniyle yapılacaktı ama bu hafta itibariyle de biz onlarla birlikteyiz. İç Anadolu Bölge Sorumlusu Gülbeyaz Ural yanımda ve bu güzel seminerin ayrıntılarını sizden dinleyelim Gülbeyaz Hanım. Öncelikle tebrik ediyorum. Hayırlı olsun. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz bu arada siz de. Şimdi biliyorsunuz 4 Şubat Dünya Kanser Günü. Biz de bu farkındalığı duyurmak adına Konya'da bir kanser semineri yapalım dedik. Ve gerçekten halkımızın, gönüllülerimizin ve ailelerimizin çok iyi bir katılımı oldu. Doktorumuz, Lösante doktorumuz Mehmet hocamız geldi. Diyetisyenimiz buradaydı, psikoloğumuz burada. Amacımız hem farkındalık yaratmak hem de biliyorsunuz bu süreçte nelere dikkat etmeliyiz, nasıl beslenmeliyiz ve psikolojimizi nasıl korumalıyız. Bunlar çok önemli üç unsurlar. Bu konularda bizi bilgilendirdiler hocalarımız ve aynı zamanda da tekrardan bir aile olmanın bilincini, sıcaklığını hissettik hep beraber. Çok güzel bir program oldu gerçekten. Aynı zamanda bir farkındalık oluşturduğumuza inanıyorum ben. Bundan sonra Konya'da evet ilk kez bir kanser semineri gerçekleştirdik geniş çaplı ama bunun devamı gelecek. Aslında her yıl bunu düzenleyebiliriz artık. Öyle bir programımız almayı düşünüyoruz ve daha güzel bir farkındalıkla daha çok gönüllüye ve ailelerimize ulaşacağımızı temenni ediyorum. İnşallah öyle olur. Temennileriniz yerini bulur. Şunu sormak istiyorum. Bu tür organizasyonları siz ara sıra yapıyorsunuz LÖSEV olarak. Aileler, çocuklar ve toplum için nasıl bir faydası oluyor? Şöyle ki ailelerimiz için hem biliyorsunuz bu tanıyı ilk aldıklarında o şokun etkisiyle aileler belki de doktorun anlattıklarını o an dinlememiş, o farkındalığa erişmemiş olabiliyor. Ve hastalık sürecinde nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda ne yazık ki tam donanıma sahip olamayabiliyorlar. Bu yüzden bizler ne yapıyoruz? Eğitimlerimizle bunu destekliyoruz. Anne baba eğitimleri yapıyoruz, bilinçlendirme seminerleri yapıyoruz ve bu sürecin aynı zamanda doktordan da daha önemli diğer kısımları olan ne ile beslenmeliyiz, çocuğumuza neleri yedirmeliyiz, nelerden uzak durmalıyız ve bu süreçte anne psikolojisini nasıl korumalı, baba kendi psikolojisini nasıl, aile olaraktan girdikleri için bu savaşa, öyle söyleyeyim, sürece. O yüzden yani bunların hepsinde bir faydalığını alıyorsunuz ve sonrasında Türkiye geneli olaraktan hem de Konya olarak ele alacak olursak bu farkındalığı bir aileye ulaşmak demek, onun çevresindeki birçok aileye daha ulaşmak demek. Ve biz bundan yola çıkarak zaten hem gönüllülerimiz bağında hem de ailelerimizle daha da büyüyoruz. 5 milyon gönüllü hedefliyoruz inşallah ve biliyorsunuz Türkiye genelinde de aile sayımız 27 binlere ulaştı. Ne yazık ki her geçen gün artıyor. Özellikle Konya'da 600'e yakın ailemiz var ve her ay bu sayı sürekli değişmekte, korkutuyor bizi açıkçası. O yüzden önlemlerimizi almamız gerekiyor. Bu bilinçlendirmeleri daha sık yapmamız gerekiyor ve Türk halkının da gerek devletimizin gerek halkımızın bu anlamda gerçekten çok duyarlı olması gerekiyor. Şu anda zaten seminer devam ediyor. Bakalım diyetisyenimiz, psikologumuz bu süreçte Gülbeyaz Hanım'ın dediği gibi bir savaş süreci yaşıyor. Çünkü hem aile hem çocuk hem hatta akrabalar bile bu işin içerisine girebiliyor. Bu süreçte beslenmesine ve psikolojilerine nasıl dikkat edeceklerini bir de onlardan dinleyelim. LÖSEV Kanserle Mücadele Seminerinde diyetisyenimiz bugün buradaki konuklara bilgiler verdi. Merhabalar. Güzel bir seminer, faydalı bir seminer o süreci yaşayanlar için. Siz bugün buradaki katılımcılar için ve bu süreçte mücadele edenler için neler söylediniz? Onların hayatlarına ne katması lazım diyet için? Kanser hepimizin bildiği gibi zorlu bir tedavi süreci olduğu için ve yan etkileri olduğu için beslenme biraz geri plana atılıyor. Bunu bugün
tüm hastalarda da görmüş olduk. Biz bunun daha bilincinde olmalarını bir nebze olsun sağlamaya çalıştık. Bununla birlikte sadece diyet, bir kalori hesabı ya da şunları şunları yiyin değil. Market alışverişlerinden bahsettik. Yemekleri nasıl pişirmeleri gerektiğinden, neler hazırlamaları gerektiğinden, hangi pişirme yöntemleri uygun, mesela hani ızgara yöntemleri, kızartma yöntemlerinden uzak durmaları gerektiklerini, haşlama, fırın yöntemlerini kullanmaları gerektiğini, onda da ne derece sürelerinden, hazırlanma sürecine kadar her şeyden bahsettik. Bununla ilgili tüketeceğimiz yiyecekler de önemli, miktarları da önemli. Mesela meyve sebzelerden ince kabukluları bize toksik etkiler yaratabileceği için kalın kabuklu meyveleri önerdik. Bunda mesela çok eksik oldukları konular var. Ya da açık sütler tüketimin konusunda. Bunlar konusunda pastörize süt ve süt ürünlerini teşvik etmek amacıyla sunumumuz bunun üzerineydi. Ailelerdeki eksiklikleri de bu şekilde gördük. Beslenmemizin daha ön planda olması. Çünkü tüm hastalıkların tedavisinde beslenme başyapıttır. Geri plana atılamaz. Tabii ki hem tedavi sürecini kolaylaştırıyor, hem yan etkileri azaltır, hem de o dönemde kendimizi daha iyi hissetmemizi, halsizlik, kilo verme, iştahsızlık gibi problemleri çözmek için beslenmemiz oldukça önemlidir kanser tedavisinde. Peki bugün burada size gelen sorularda en önemlisi neydi ya da ilginç olanı ya da en çok merak eden ne sordu? Pişirme yöntemlerinden mikrodalga, özellikle kafamızdaki soru işareti, alüminyum folyo kullanımı. Bunların konusunda hem sağlıklı bireyler için olsun hem de kanserli hastalar için olsun oldukça zararlı bir yöntem mikrodalga. Bunları tüketmemeleri gerektiğini, kullanmamaları gerektiğinden bahsettik. Özellikle açık süt tüketimi ya da bazı besinleri çiğ tüketme özelliği çok fazla. Mesela yumurtayı çiğ tüketen hastalar olduğunu duyduk sunumdan sonra. Bunların konusunda ne kadar pişirmeleri, yani 7-10 dakika arasında muhakkak yumurtanın pişirilmesi gerektiğinden bahsettik. Bu şekildeki eksik konulara değindik bugün. Ne güzel olmuş. İnşallah farkındalık yaratır. İnşallah. Ve onların da bu süreç içerisinde iyileşmeleri için bir nebze faydası, evet, olur. Teşekkür ediyorum. Bu seminerde lösemi tedavisiyle uğraşan, bu savaşla, bu süreçle uğraşan aileler ve çocukları var. Seminerin nasıl gittiğini bir tedavi sürecinde olan bir anneden dinleyelim. Merhaba Nurhan Hanım. Nasıl geçti seminer? Neler katıyor bu tür çalışmalar size? Çok güzel geçti. Çok memnun kaldık. Ankara'dan bizi düşünüp geldikleri için LÖSEVE ve bütün emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bizi kanser hakkında bilgilendirdiler. Eksik bilgilerimizi tamamladılar. Bizi çok memnun ettiler, çok sevindik. Bizi unutmadıkları için çok teşekkür ederim. Nasıl bir fayda sağlanılıyor? Tabii siz uzun süredir bu seminerlere katılıyorsunuz ama bu sürece yeni başlamış aileler, çocuklar olabilir. Bu tür seminerler onlara ne katıyor? Bilgi. Eksik bilgileri tamamlıyorlar. Yani hep birlikte tamamlıyoruz. Yani bilmediğimiz o kadar çok şey var ki Ayşegül Hanım. Yani psikolog sayesinde olsun, diyetisyen sayesinde olsun ve onkolog sayesinde olsun bütün bilgileri burada tamamlayabiliyoruz. Bu süreç içerisinde yaşadığınız acıları da bir nebze olsun herhalde hafifletiyor. Tabii. Ve sizin de aslında psikolojik olarak buna da ihtiyacınız var. Çok, evet. Hem de çok oluyor Ayşegül Hanım. Yani bu kanser savaşında, bu mücadelede en çok duyduğumuz destek psikolojik destek. Biz de hayatınızda hep mutlu ve sağlıklı günler diliyoruz inşallah. Güzel haberler olsun. Çok teşekkür ederim size, LÖSEVE, LÖSEVE ailesine. Çok teşekkür ederim. Psikolog İsmail Barut bizimle birlikte. Seminer sona erdi. Kanserle Farkındalık Semineri için buraya gelen, bu süreçle mücadele eden ailelerle birlikteydi ve onların sorularını cevaplandırdı. İsmail Bey, öncelikle seminerde neyi hedeflediniz ve size gelen en önemli sorular neydi? Bu süreci yaşayan aileler ya da çocuklar en çok neyle uğraşıyorlar ya da neyin giderilmesini istiyorlar? Kısa ve net bir şekilde söyleyeyim ben size. Yalnızlık. Tamamıyla yalnızlıkla, kaderleriyle baş başalar. Bunun aslında bir kader olmadı. Herkesin başına gelebilecek bir şey oldu. Ama bu psikolojik olarak ve kişisel olarak da bir yalnızlığı getirdiği ve götürdüğü, özellikle de götürdüğü şeyler çok fazlalığı var. Zaten bu konuyla ilgili kendimle birebir yaşadığım için amacımız burada insanlara ulaşıp aslında bu tür rahatsızlıkla beraber psikolojik destek alınması gerektiğiyle ilgili, kendi yaşadıklarımızla ilgili ve yaşanılan durumlarla ilgili
tamamıyla ve tamamıyla insanları bilinçlendirmek amacıyla yapmış olduğumuz bir şeydi. Sunumdu yani kendisi. Seminer nasıl geçti sizce? Sizin gözlemleriniz ne noktada? Güzel, daha da güzel olacak inşallah. İnsanlar böyle şeylere çok aşina olmadıkları için tabii akıldaki soruları da sormaya çalışıyorlar. Zaten toplum olarak mutlaka şeylerimiz var. Psikolojik olarak hasta olalım veya olmayalım, bu tür rahatsızlıkları yaşayalım. Mutlaka herkesin bir problemi var. Bize gelinen noktada da biz burada kişilere ne kadar fazla insana ulaşıp bu konuda bilinçlendirebilirsek o kadar daha faydalı olur dedik. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür İnşallah faydalı olmuştur. Başarılar diliyorum size de. Teşekkürler. Kanserle mücadele semineri sona erdi. Biz her zaman bu ekranlardan söylüyoruz. Hanım elinde de ben sürekli söylüyorum. LÖSEV için lütfen bir elde siz olun. Onları destekleyin. O güzel çocukların sadece maskelerine değil gözlerinin içine bakın diyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yeni gelenler hoş geldiniz efendim. Tekrar hayırlı cumalar diliyoruz hepinize. Ve dedik ya şehitlerimize rahmet diliyoruz, onları anıyoruz. Ve biz de cuma günleri kıymetli hocam Halil Atalay ile birlikte gündemi değerlendiriyoruz. Güzel konular seçmeye çalışıyoruz. Cumamızı bereketlendirmeye çalışıyoruz. Ve duamızla da sonlandırıyoruz. Bize mesajla ulaşabilirsiniz WhatsApp'tan. Sorularınızı ya da cuma mesajlarınız gelmeye başladı bile oradan yönlendirebilirsiniz. Ayrıca hatim almak için de ayrı numaralarımız gelecek ekranlarınızda. Oradan da hatimleri alabilirsiniz. Arkadaşlarımız sizin telefonlarınızı bekliyor. Ve biz bu hatimlerin duasını hocamın dillendirdiği duayla her cuma amin diyoruz. Ve ilginiz için de teşekkür ediyoruz. Hocam günaydın. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Allah hamdolsun. Allah hamdolsun. Allah iyilik Bazen versin. Bazen üzüntüler, sıkıntılar bizim daha çok kendimize gelmemize, sorumluluklarımızın farkına varmamıza neden olur. İnşallah şehitler konusunda böyle düşünüyoruz. Yani dünyanın sahipsiz olmadığını, şehitler aynı zamanda bulundukları yere mührünü, sahiplerin mührünü vuran efendim mühürlerdir, ilan eden, oraların sahiplerini ilan eden alametlerdir, belirtilerdir. Bu manada Allah rahmet etsin. Amin. Üzülüyoruz ama şunu da hep halkımız içinde görüyoruz. Şehitlik gerçekten belki kıymetini, önemini 15 Temmuz'dan beri son dönemde en iyi bu devrelerde şehitliği insanlarımız anladı, kavradı. Ve halkımız hep konuştuğunda onları dua ediyor. Hatta yaşlısından gencine, çocuklarına, öğrencilerine şehitlik için, cihad için efendim gidip müracaat eden, askerlik şubelerine giden insanlar oluyor. Bu da bu milletin asaletini, değerini ve değer verdiklerine ne kadar sevdiğini, evet, en değerli varlığını, canını, o değer verdikleri için vatanı, memleketi, inancı, değeri, ezanı, bayrağı, bütün bunlar için en değerli varlığını, canını feda etmekten bile çekinmeyeceğinin en güzel belirtileri. Bu manada da milletimizin duyarlılığına tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Bu çok çok önemli. Çünkü hayatın farkına varmak, yaşadığının farkına varmak ve hayatın bir anlamının olduğunu idrak etmektir şehadet. Yani ben varım diyebiliyorsunuz. Sizin varlığınızı herkes şahit. Bu varlığınızı ispat etmek için de en büyük fedakarlığı yapabiliyorsunuz. Bu manada da tekrar biz şehitlerimize rahmet diliyoruz inşallah. Hepimiz için uyanışa, milletimiz için, insanlık için, ümmet için uyanışa, dirilişe vesile olmasını diliyoruz. Amin. Çünkü her bir şehit aynı zamanda kendinden sonraki insanları dirilten, belki de toprağa düşen kan damlaları adedince insanın dirilmesine vesile olan toprağa atılmış tohumlarımızdır. Milyonlar şehitlerin ortaya çıkmasına vesile olacak. Diriltecek, şehadet ruhunu diriltecek, fedakarlık ve feragatı ortaya koyabilecek çiçeklerimizdir bizim onlar. Ne güzel söylediniz. Onlar bizim mührümüzdür aynı zamanda. İnşallah. Tarihe vurulmuş mührümüzdür. Biz hocamla konu belirlemeleri yaparken hafta içinde konuşalım diye tevafuk oldu işte. Hocam değerler eğitimi, zarafet okulları ile birlikte pek çok yerde gençlere eğitim veriyor. Ve dedik ki hocam gençleri konuşalım, nasıl bir gençlik olmalı diye. Öyle güzel bazen gençler oluyor ki sizin dediğiniz gibi ben de gideceğim, ben de savaşacağım. Bu vatan millet aşkını bile onlara aşılamak aslında bizim görevimiz.
Nasıl bir gençlik olacak? Siz neler veriyorsunuz? Şöyle başlayalım. Buyurun. Teşekkür ediyorum. Şimdi gençlik denilince ben bir latifeyle başlayayım. Bazen gençlere takılıyorum. Diyorum ki biz sizlere dönmeyiz ama sizler bize dönersiniz. Doğru. Şöyle tebessüm ediyorlar. Ama hep beraber genç olarak bir yerde buluşabiliriz. Hemen merak ediyorlar. Diyorlar ki hocam nerede buluşabiliriz? Müminler hep cennete genç olarak girecekler. Orada da genç olarak buluşabiliriz diye latife ediyoruz. Biz inşallah genci önce bir tanımlayalım. Genç kelime olarak Farsça cevher, hazine, sermaye manasındadır. Bunu genci veya gençliği, gençlik denilince bir hayatımızın bir hani çocukluk, gençlik, işte yaşlılık gibi safhaları ayırıyoruz ya. Bu hayatımız açısından ele aldığımızda hayatımızın en önemli bir devresi, dönemidir. Hani yaşlı bir adam böyle bastonla böyle yere bakarak giderken birisi sormuş. Hayırdır amca ne arıyorsun? Gençliğimi arıyorum, gençliğimi demiş bulabilirsem. Hep gençlik, işte ihtiyarların herkesin arzu etmiş olduğu bir şey. Çocuklar da genç olmak için çok çabalarlar. Ama acaba genç olunduğu zaman o kıymet biliniyor mu? Toplum kesimi olarak, hayatımızın bölümü olarak tamam en önemli dönem. Ama toplum kesimi olarak gençliği ele aldığımızda nüfusunun %65'i 35 yaşın altında olan çığ gibi dünyada örneği bulunmayan bir gençliğe sahibiz. Allah'a hamdü senalar olsun. Tabii ki bu gençlik, dinamizm, bu enerji iyi kullanılması lazım. Hani Hazreti Mevlana'nın çocuk eğitiminden bahsederken bir sözünü hatırlatmıştık. Ne diyordu? Her insan bir cevherdir, işlenirse mücevher olur. Yani gençler de aynen böyle ciddi bir enerjidir ama bu enerjiyi, kinetik enerjiye çevirebilecek olan, onu faydalı hale getirebilecek, o duyguları, o hisleri faydalı hale getirebilecek olan tabii ki büyüklerdir. İçinde bulunan eğitim sistemidir vesairedir. Ailedir. Bunu inşallah geniş manada ele alacağız. Ama tabii ki genç olmak dediğim gibi çok çok önemli. Biz bunu tabii değerler eğitimi diyoruz. Çünkü insanın değeri değer verdiğiyle ölçülür diyor Hazreti Mevlana. Biz gençlerimizi değer sahibi yapmak zorundayız. Hatta ben bazen kolay hatırda kalsın diye şu 6K'dan asla ve kat'a taviz vermeyin diyorum gençlere. Bunlardan birincisi kimlik sahibi olmaktan asla taviz vermeyin. Kimlik sahibi olmak. Kimlik iki türlüdür. Maddi kimlik, manevi kimlik. Malumunuz maddi kimliğimiz işte nüfus cüzdanımız, işte okulların vermiş olduğu pasaportlar vesaireler bilgilerdir. Değil mi? Veya pasolar veya pasaport tarzı şeylerdir. Mesela yolda bir güvenlik için ilgili memurlar sorsalar önce neyi sorarlar? Kimliği. Kimliği sorarlar. Kimliği yoksa nedir? En azından zanlıdır kendisini ispatlayıncaya kadar. Maddi kimlik bir de manevi kimlik. Manevi kimlik de önemli. Hani anlatılır ya adam hacda kaybolmuş. Hayırdır demişler kayıp mı oldun? Yok demiş ben buradayım. Kabe kayboldu. Peki demiş senin kimliğin onların boyunlarını asarlar. Kimliğin nerede? Demiş ki kaybolmasın diye o tuvaletteki çantamı sakladım. Şimdi bazen kimliğini, kişiliğini kaybeden insanlar da olabiliyor. Bu manada biz gençliğimizin en öncelikli olarak kimliğini kaybetmemesi. İkincisi kişiliğini kaybetmemesi. Şahsiyetli olması. Üçüncüsü ise karakterli olması, ahlaklı olması. Dördüncüsü ise kriteri yani elinde ölçülerinin olması. Beşincisi kaliteli seviyeli olması. Çünkü Allahu Teala insanı en güzel şekilde yarattığından dolayı insandan da ne bekliyor? Kalite bekliyorlar. Altıncısı ise kendilerini bilmelerini. 6K'yı biz mutlaka gençlerimize tavsiye ediyoruz. İşte bu kriterlere sahip olan gençler her yerde kendilerini korurlar. İbrahim gibi ateşe atılsalar bile, yani ortamdır bu, ateşe atılsalar bile oraları gül bahçesi haline getirirler. Bu 6K vazgeçilmemesi gereken 6K. Tabii hani Hazreti Ömer'in yanına bir genç gelmiş, sormuş senin bir mesleğin var mı filan diye. O da yok efendim deyince, şimdi gözümden düştün diyor. Şimdi gözümden düştün. Bizim gençlerimiz kaliteli olmalı hakikaten. Eğitimiyle vesairesiyle biz zaman zaman yani fırsat eğitimi deriz. Her bulunduğumuz yerde. Bir yolda giderken de olabilir bu. Yeni tanıştığımız bir insanla olabilir. Herhangi bir toplantıda olabilir. Bir ziyarette olabilir. Biz her şeyi eğitimin önemine inandığımız için bu şeyde değerlendirebiliriz. Bu manada gerçekten bazen hep gençlerden şikayet ediliyor. Ben
pek insanlardan şikayet edilmenin yerine niye böyleyiz yerine nasıl olmalıyızı konuşmamızı ben düşünüyorum. Reklamdan sonra tam da bunu konuşalım işte. İnşallah. Hep şikayetçi değil, nasıl düzeltebileceğimizi konuşacağız. Ve şu 4K önemli gençlik için dedi, 6K önemli dedi hocam. Onu da reklamdan sonra tekrar edip devam edeceğiz efendim. Hiçbir yere ayrılmayın. Yeni gelenler tekrar hoş geldiniz efendim. Cumamız hayırlı, bereketli olsun inşallah. Halil Atalay hocamla birlikte hayatın en güzel dönemi, en kaliteli geçmesi ve her şeyi öğreneceğimiz döneminin gençlik olduğunu ve bu gençliği nasıl değerlendirmemiz gerektiğini konuşuyoruz. Ve hocam dedi ki gençlik için 6K önemlidir. Ve bu 6K olduğu zaman işte imanlı, vatanına, milletine, bayrağına, saygılı, ezanına hürmet eden bir gençlik yetiştirebiliriz dedi. Biz gençliğin nasıl yetişeceğini çok önemsiyoruz. Hocam da bu konuda çok önemsiyor ve dillendirmeye çalışıyoruz. Şu 6K'yı tekrar edip devam edelim hocam. Buyurun. Evet. Demek ki bir insan yani kıvamında derler ya, mesela bir ekmek bile pişirecek hamur yoğursanız veya bir iş yapacaksanız veya bir söz bile kıvamında, yani tam tadında olabilmesi için. Hani geçen hafta agah olun erenler derken sadece savmı salat hac ile biter sanma zahit işin, insanı kamil olmaya lazım olan irfan imiş dedik ya. Evet. Gençliğimizin irfan sahibi, gençliğimizin mükemmel, beklenilen ideal nesil. Yani bir gençlik diyor ya üstad. Hı hı. Öyle bir hale gelebilmesi için biz onlara basit formüller, şifreler veriyoruz. Bunlardan birincisi söylemiş olduğumuz 6K kimlik sahibi olacak. Kimlik çünkü bir aidiyettir. Bir insanın kime, nereye ait olduğunu ortaya koyar. Kimlik de onun için sorulur. Kimliksiz insan, yani mesela ne derler bazen, kimliğimi kaybettim hükümsüzdür diye eskiden yani ilanlar verilirdi filan. Bir insan da kimliğini kaybederse hükümsüzdür. Yani sıradanlaşır. O güzelliklerinden kaybolur. İkincisi, tabii manevi olanından bahsediyor. Maddi kimlik de böyle. Biraz evvel söyledim. Yanında maddi kimlik olmadığı zaman sen dur hele der güvenlik görevlisi kardeşlerimiz. İkincisi tabii ki insanın kişilikli olması lazım. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın öyle bir uyarısı var. Sakın sizden birisi kişiliksiz olmasın, şahsiyetsiz olmasın. La tekün ahadüküm immaten. Onlar kimlerdir? İnsanlar iyi olursa biz de iyi oluruz diyenler. İnsanlar bozulursa biz de bozuluruz diyenler. Efendimiz buyuruyor ki siz insanlar kötü olsa da iyi olmaya kalkın. İşte bu dönemin belki bozulan dünyasını, kimyası bozulmuş olan, yani hem çevresel açıdan, tabiat açısından, hem insanların kimlik ve kişiliği açısından düzeltecek olan, işte arz etmiş olduğumuz bu özelliklere sahip olan gençlerdir. O gençliği biz gerçekten çok önemsiyoruz. Bundan dolayı da ne yapacak? İkinci olarak kişilik sahibi olacak. Şahsiyetli olacak. Üçüncüsü ne olacak? Üçüncüsü karakterli, ahlaklı, ahlak abidesi. Mesela uzun dönem karakter eğitimiyle alakalı, işte değerler eğitimi, biraz şimdi yine arkadaşlarımız aynı şeyi hatırlattılar. Çünkü bu değerler eğitimini Konya'da acizane ilk defa uygulayanlardan birisi biziz. Hatta biz görev yaptığım okulda, okulumuzda karakter eğitimi, değerler eğitimi verilmektedir. Hı hı. Böyle büyük levha ile ben Lale Eğitim Kurumlarında çalışıyordum. 15 yıl çalıştım. Bir müfettiş beyefendi geldiğinde sormuş, ya bu ne demek filan. İlgili arkadaşlar da demişler ki, idareciler, hocam var, hocam bu konuyu size bir anlatsın. Çağırdı beyefendi, gittik, ben konuyu anlattım. Hocam dedi, bu ne dedi, bu dedim eğitim işte. Sadece öğretim var. Hocam dedi, bizim istediğimiz bu. Bütün derslerde yani o ahlaklılığa, o karakterliliğe, o erdeme nelerle ulaşılır, hangi derse nasıl yararlanılabilir? Ben zaten okulda da bunun uygulamasını yapmıştım acizane. Böyle bir zümre toplantısı oldu. Zümre toplantısında beyefendi çağırdı. Halil hocam lütfen bir gelir misin? Şu dedi karakter eğitimini, diğerler eğitimini bir anlat dedi. Orada biz anlattık ve dedi ki hocamdan bu konuyla ilgili yararlanın filan diye. Allah'a hamdü senalar olsun. Hatta öğrencilerimiz de sık sık bunlardan bahsederler. Onun için biz öğrencilerimizin kimlikli, karakterli, yani kişilikli, şahsiyetli olmalarını arz ediyoruz. Ahlaklı, edepli olmalarını
arz ediyoruz. Başka ne olabilir? Kriter. Yani ölçüsüz insan. Hatta akşam ben perşembeleri de akşamla yas arasında bir yerde konuşuyorum. Akşam dedim ki ya ipsiz diye kime denir halk arasında? Ben böyle latife de yapıyorum. İpsiz. Ne demek ipsiz? Ya ipsiz sapsız adam. Ne yapacağı belli olmaz. Kriteri yok, ölçüsü yok. Nerede hedefi ne yapacağını yok. Bilmeyen, hedef olmayan insanlara ot gibi. Veya ipsiz derler, ipsiz sapsız. Bizim ipimiz var. Hablullahil metin. Ah, kopmak bilmeyen söylediniz. Bir ipimiz var. Onun için hiç kimse bir Müslüman ipsiz diyemez. Evet. Çünkü Allah'ın ipine tutunmuş insandır. Bir daha bu cümleyi söylerken düşünmek lazım. Hani büyükler diyor ya ipsiz sapsız bu gençler bir işe... İpe sapa gelmez veyahut da. Söylememek lazım. İşte çok bir baltaya söylediniz. Sap olmaz tarzında. Onun için tabii eğer öyleyse de tabii suç kimin? Eğer öyle bir genç varsa ortada bu suç kimin onun üzerinde düşünmemiz gerekiyor. Bundan dolayı bizim gençlerimizin elinde bir kriter olacak. Ölçüsü olacak. Çünkü ölçü çok önemli. Mizan, itidal, denge çok önemli. Ne yapacağını bilmek önemli. Hedefli yaşamak önemli. Hedefli insanın değil mi? Hani Hazreti Ali radıyallahu anh efendimizin çok güzel bir sözü var. İyilik yapanlar, hayırda yarışanlar bırakın kötülük yapmayı. Kötülük düşünmeye bile zaman bulamazlar diyor. Eğer bugün gençliğimizden zaman zaman şikayetler ediliyorsa bu gençliğimizin önüne hedef konulmadığından dolayıdır. Onlara efendim hedef gösterilmediğinden gerek yetiştirirken mesela sadece bedenlerine yatırım yapılmaktan dolayıdır. Bu arada vefat ve seneyi devriyesi de rahmetli hocamızın Erbakan hocamızın bir sözünü de saygıdeğer izleyicilerimize sizlerle paylaşmak istiyorum. Diyor ki eğer ki çocuklarınıza helalı haramı dünya ve ahireti öğretmezseniz istediğiniz kadar okutun adam edemezsiniz diyor. Profesör doktor rahmetli Necmettin Erbakan hocamız. Yani bakın demek ki sadece çocuğun kalıbına yatırım yapmak yetmiyor. Delikanlı diyoruz adı üzerinde değil mi? Delilikten bir şube. Hissiyatının en duygusallığının en önemli olduğu bir dönemde. Acaba bu gençin çağlayanını hani bir suyu da düşünün. Suya bir kanal alırsanız o kanaldan sulamada yararlanırsınız, başka işlerde yararlanırsınız, enerji üretirsiniz, değirmende kullanırsınız. Hani eskiyi de hatırlayalım biraz nostaljik olsun. Değişik alanlarda kullanabilirsiniz. Ama o suyu bir kanala almazsanız o ne yapar? Taşkın yapar, sel yapar. Doğru. Gittiği yerler yıkar gider. Gençlik de böyledir. Gençliğin bir heyecanı vardır, potansiyeli vardır, enerjisi vardır, gücü vardır. Duyguları en üst noktadadır. Onları bir ölçüye koymazsanız, ipe dizmezseniz, bir düzene koymazsanız, bir hedef koymazsanız o gücünü yanlış yerde kullanır. İşte belki de bugün yaşanılan sıkıntının sebebi bu. Evet, kaygısız, bu. Tersiz, emeksiz bir nesil. Sadece tost yiyip test çözen bir nesil. Sağından solundan ne olmuş, ne etmiş, şehit varmış, memleket varmış. Ama elhamdülillah bizim memleketimizin gençleri böyle değil. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü hiçbir zaman yani niye böyleyiz yerine nasıl olmalıyızı biz konuşmak durumundayız dedim ya. Olumsuzlukları sevmiyorum ben. Bu manada bizim gençlerimiz de bazen böyle. Geneli çok iyi ama hani bazen ateşin üzerine kül kaplar. Kül kaplar. Onun için üflemek ne yapmak lazım? Üflemek gerekiyor. Üflemek bu lazım. Bu gençler kendilerini uyaracak. O Allah'ın ipine tutturuldukları zaman, Allah'ın peygamberiyle tanıştırdıkları zaman, önlerine güzel rol modeller konulduğu zaman, güzel örnekler, tarihi şahsiyetler konulduğu zaman, bilimde, ilimde, alanda, ahlakında, edebinde bunlara rehberlik edecek kılavuzlarla tanıştırıldığı zaman bizim dünyada hani çılgın Türkler falan diyorlar ya, yani bunu duygusal olarak söylemiyorum. Gerçekten bizden öyle çok güzel insanlar yetişebilir. Bu manada da ya ırkçılık açısından da söylemiyorum. Allah'ın izniyle bu milletin içerisinde çok cevherler var. Çünkü bunu nereden biliyorsunuz? Ben her kesimle haftalık belki de hem bu belediyede de Allah razı olsun bize bu konuda destek oluyorlar. Bahsediyorum zaten programlarda. Her kesimden insanla bir arada olduğunuz için çok daha iyi gözlemliyorsunuz. Haftalık belki 10 çeşit programım oluyor benim. Ve 10 çeşit her insan kesim, tipi oluyor her kesimden. İşte ailelerle beraber oluyoruz. Gençlerle beraber oluyoruz. Gençlerle de mesela zarafet okulu çalışmaları yapıyoruz şu an. Kızlarımızla beraber oluyoruz gençlerle. Ama üzüldüğüm bir şey var. Zarafet okulunu biz belediyede de kültür dairesinde de arkadaşlarımızla, dostlarımızla, idareciler olarak kendi aramızda değerlendiriyoruz.
İnşallah öyle bir projemiz de var. Böyle Konya'ya yönelik, geneli yönelik de böyle bir çalışma yapalım. Ama üniversiteye yaptığımız çalışmada daha çok kızlar bu konuya talip oldu. Halbuki nezaket, zarafet hepimize lazım. Evet, ama kadın, erkek herkese lazım. Ama biz daha duyarlıyız hocam ya. Bunu okulda öğretmenken de belki gözlemlemiş olabilirsiniz yani. Kızlar biraz daha o konuda daha dikkatli, daha açık. Öyle şimdi, değil mi? Allah-u Teala herkesin fıtratında bir güzellik var. Hatta salı akşamları öyle seminer verdiğim kızlarımız var. Onun dışında da dün de bir yerde vardı. Dün dedim ki, onlarda da dün böyle insanın dil ahlakını anlattım. Yani zarif insanların dili de ağzı da seçkindir derken, sadece insanın ağzını güzel yapan boyadır, ciladır filan değil. Hatta şöyle söyledim. Müslüman kadın edebiyle, ahlakıyla o kadar güzeldir ki Avrupalıların boyasına, cilasına bu güzel görünmeye bile ihtiyacı olmaz filan diye. Hatta denilir ki mesela, şimdi insanlar kendilerini güzel göstermek için değişik şekillere girerler. Hani yaşlı bir kadın şey yapmış, böyle saçlarını boyamış, kendine göre böyle havaya giriyormuş. Biri beli de kambur tabii, yaşlı ya, şöyle belinden vurmuş. Hadi bununla kandıracaksın da demiş, bu belin ne olacak? Ne olacak? Hani birisi kuya hizmetçisine diyor ki, ay kızım diyor, masaların üzerine maşallah ismimi yazabiliyorum. Yani masanın ne olduğunu anlatmak istiyor. Çok tozlu olduğunu anlatmak istiyor. Buraları sil demeye getiriyor. Hizmetçi şöyle diyor. Ah aman efendim, hanımefendi, okur yazar olmak ne kadar güzel bir şey. Ah ah diyormuş. Halbuki neyi anlatıyor? Orada masaları temiz tut, görevini yap diyor. Hatta birisi de böyle şey yapmış. Bir hizmetlisinden şikayet ediyormuş. Tabii biz grup insanları grup grup hizmetleri falan filan diye ayırmıyoruz. Ama bir yere, bir noktaya gelmek istiyorum. Ya diyormuş, bizimkinin yüzünden düşen bin parça. Sizinki yine iyiymiş diyor. Bizimkinin elinden düşen bin parça diyor. Şimdi gençlerimizi değerlendirirken böyle onları böyle ezip büzmenin yerine peki yani eksiğimiz nerede, kusurumuz nerede, niçin eğer şikayet ettiğimiz bir şey varsa doğru bir teşhis için, tahlil için neler yapmamız gerekiyor? Esas işte onun üzerine durmamız lazım. Demin rahmetli Halit Barkalı hocamız, Allah rahmet etsin, amin, bahsederken bizleri çok güzel yetiştirdi dediniz. Bak hemen eserleri değil mi, talebeleri vesairesi bu anılıyor. O zaman bizim en büyük derdimiz mimar Adem olmalı. Evet. Her anne baba, her muallim. Ki insanın ilk muallimeleri nelerdir? Anne ve babalarıdır. Her anne baba çocuğunun ilk öğretmenidir. Bu manada gençlerimize hedef verme, anne babalar, hocalar vesaireler bunun mutlaka farkında olmalı. Onları kimlik vermeli, kişilik vermeli, kriter vermeli. Aynı zamanda da kaliteli olmalıdırlar altıncı olarak. Böyle demişken Hazreti Ömer radıyallahu anh bir gün sahabelerle otururken şöyle bir şey düşünün diyor. İmkanınız olsa mesela şöyle kendi kendinize düşünün, ne yapardınız filan diyor. Mesela bir oda işte dolusu işte altınınız olsa misal filan, ne yaparsınız? İşte biri diyor şu hayrı yapardım, biri şunu yapardım, biri bunu yapardım, şunu şunları. Herkes kendilerine göre cami yaptırırdım, okul yaptırırdım. Bir takım şeyleri öne koyuyorlar. O da diyor ki ben de diyor işte Ebu Ubeyde gibi, işte Ali gibi, Osman gibi, bu oda dolusu adamımın, elemanımın, genç kardeşimin olmasını isterdim diyor. İşte esas milletleri değerlendirecek, onları büyütecek olan şey nedir? Kaliteli gençliktir, kaliteli insanlardır, hedefli yaşayan, amacı olan. Ki onun için General MacArthur'un bir sözü var. Diyor ki, insanı ihtiyarlatan saçlarının dökülmesi, dişlerinin sökülmesi, belinin bükülmesi değil, ideal yokluğudur diyor. Evet, onun için biz başta gençlerimize bu adam olma, büyük adam olma hedefini vermemiz gerekiyor. Yani bunun içinde ne olacak? İşte genç dediğin de böyle olur denilecek. Nasıl genç bunlar ya, sünepe şu bu deme yerine işte genç dediğin adam olmuş, hani ne derler? Zaten genci överken önce ne yaparlar? Hani adam gibi adam derler ama ondan önce annesini babasını överler. Yetiştiren anne babaya helal olsun evet, der. Evet öyle söylerler. Önce anne babaya dua ederler, takdir ederler, tebrik ederler. Onun için gerçekten gençlerimizi adam gibi yetiştirmek, adam olmalarını sağlamak için Adem olmalarını sağlamamız gerekir. Adem olmak ne demek? İnançlı olmak, hedefli olmak
ve kendisini yaratanla irtibatını kurabilmek demektir. Çok, çünkü o zaman hayatının amacını anlar. Çok onları aslında eleştirmek ve aşağılamak noktasında yanlışlar yapıyoruz hocam. Biraz şevke getirmek, takdir etmek, onure etmek önemli. Çünkü o dönem özellikle ergenlik döneminde zor bir dönem geçiriyorlar. Onlara hoş görmek ve güzel yaklaşmak önemli. Kötü davrandığımız zaman uzaklaştırıyoruz kendimizden. Birazcık takdir eden ve kucaklayan olmalıyız sanırım. O zaman ne yapmalıyız da biraz babalar... o zaman temas etmekte fayda var. Şimdi biz tabii dediğim gibi çok farklı gruplarla bir de işte acizane tanınmış olmamızdan dolayı Türkiye'nin her tarafından zaman zaman dostlarımız ararlar. Mesela son dönemde öyle birkaç tane şahit olduğum olay. Anne babalarla evlatlar arasında işte bilhassa bu evlilik tercihleri vesaire konusunda kız erkek çok farklı örneklerle karşılaştım ben. Şimdi tabii bu saygı, sevgi çok önemli. Değer verme çok önemli. Gençleri önemsemek çok önemli. Adam sırasına koymak. Hani ne derler, adam değil cüdam deriz bazen şikayet ettiğimiz zaman. Böyle değil de adam olacak çocuklar mesela çocuklara. Çocuklar hatta ben talebeliyim de belki öğrencilerimiz de hatırlarlar. Mesela genelde işte arkadaşlar derdim. Böyle arkadaşlar derken işime gelmeyen yani o anki tavra davranışa uygun olmayan bir şeyler olursa çocuklar derdim. Hemen gençler bir toparlanır. Hocam ne yaptık? Hangi çocukluğu yaptık filan derlerdi. Hmm. Onun için biz çocukları bile hani çocuklarda da söyledim ya adam muamelesi yapalım ama çocuk olduklarını unutmayalım. Evet. Ben bu gençleri de bu hocam. Gençlerin de genç olduğunu unutmayalım. Hı-hı. Çünkü o yaşta en çok duygusallık esastır. Evet. Mesela evliliklerde de şimdi ben cumada konuştuğum yerlerde de daha çok ihtiyaç istişare ediyorum. Müftülüğün tespit etmiş olduğu konular var. O konuları bu milletin talepleriyle zenginleştiriyorum. Mesela aileyle ilgili konularda bilhassa gençlerin eş seçimi vesaire. Çünkü insanın işinin, eşinin, aşının, mesleğinin vesairesinin seçildiği en önemli dönem gençlik dönemidir. Evet. Hayatında en önemli olan şeyler bu dönemde yapılıyor. Bundan dolayı da tabii bu tercihlerin gecikmesi de mesela bir bakıyorsunuz evlilik yaşı TÜİK'in yaptığı araştırmaya göre kızlarda 27'ye, erkeklerde de 29'a yaklaşmış. 30 bu belki. Yani 30 civarına bulmuş, civarında. Bu çok risk yani. Çünkü o zaman armutun sapı, elmanın çöpü veya evde kalmışlık psikolojisi. Sadece kızlar için değil, erkekler için de böyle. Evde kalmışlık psikolojisiyle aşığın gözü kör olur anlayışıyla tercihlerde doğruyu yapalım derken daha fazla hatalara, yanlışlara düşebilmektedirler. Doğru. Onun için bizim bu konularda da bilhassa anne babaları, hı-hı, çocuklarıyla ta ihtiyaç hissedildikten sonra kriterler geliştirmeleri, konuşmalar bu konuları, ya ayıp olur yerine değil mi? Bu konuları konuşmaları, her şeyi zamanında yapmaları. Ha tabii bir de yani her anne baba zamanında mesela çocuklarını baş göz etmek, başını bağlamak da deniyor. Böyle şeyler isteyebilir. Ama bu işin bir de takdir boyutu da var. Her şey bize göre de kalmamış olabilir. O zaman gençlerle, kızlar da böyle. Hani hatta mesela Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bir kız geliyor. Kızcağız, ya Resulallah ben babamdan şikayetim var diyor. Hı. İstemediğim bir adamla beni nikah alıyor diyor. Siz önümüzdeki hafta kadın konusunu mu isteyeceksiniz? Kadın, tabii Dünya Kadınlar Günü'nde var herhalde işte. Değil mi? Çok enteresan. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, babayı çağırıyor. Böyle bu konularda istişare edilmesi gerektiğini. Hatta efendim bekarın yani evlenmemiş kızın bu konudaki şeyinin gülmek, ağlamak yani tavrının kabul veya ret olabileceğini. Yani belki direkt utanabilir, konuşamayabilir. Ama konuşmak lazım. Evlenmiş dul olanın da bu konuyla ilgili konuşmasının delil olacağını Efendimiz Aleyhisselam adama anlatıyor. Kızcağız diyor ki ya Resulallah tamam benim diyor bir derdim vardı. Müslüman kızların da böyle bir hakkının olduğunu, anne babanın çocuklarına, kızlarına danışması gerektiğini öğrenmelerini istemiştim. Maksat hasıl oldu. Babamın istediği yeriyle de ben evleneceğim diyor. Ben zaten bunu öğrenmek istiyordum. Bunu öğrenmek istiyordum diyor. Onun için mesela mehir konusunda Hazreti Ömer'le tartışan kadını düşünün. Allah diyor mehirle ilgili böyle bir şey söylemiş. Sen de bir sınırlama şöyle şöyle şey yapmak istiyorsun diyor. Hazreti Ömer çok enteresan. Siz ne bilirsiniz filan yok. Yani şunun için bu örneği söylüyorum. Sus. Ne zaman büyüdün, ne zaman adam oldun. Çocuklar hep susturmak. Gençleri hep susturmak. Evet. Bir dönem geliyor patlama noktasına getiriveriyor. Bu manada böyle yapma yerine Hazreti Ömer ne diyor?
kadın doğruyu söyledi, Ömer hata etti. Ve hatasını anne baba olarak hata etmiş olduğumuz noktalar olabilir. Bu bilhassa eş tercihleri konusunda mutlaka onlarla konuşmalı. İkna etmeli. Duygusal evliliklerin zararlı olan, mantık evliliği diyoruz bunu sadece. Sadece elektrik almanın almamanın yeterli olmayacağını. Olmadığını değil mi? Elektrik kesilince ortada kalabileceklerini. Çok güzel söylediniz hocam. Yine bir ara verelim. Çaylarımızı tazeleyelim. Efendim ondan sonra biz gençlerimizi konuşmaya devam edeceğiz. Hocamla birlikte cüzleri alıyorsunuz, mesaj atıyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Sanırım yönetmenime soracağım. Reklam arası bir hatimimiz bugün bitmiş olacak. İnşallah ve duasını yapacağız. Kısa bir ara hemen geliyoruz. Son bölüm birlikteyiz efendim. Hayırlı cumalar, dualarımız kabul olsun. Hatimlerimiz, yasinlerimiz, tebarekelerimiz kabul olsun. Ve programın başından beri söylüyoruz. İçimizde hep şehitlerimiz var ve bütün dualarımızı onlar için göndereceğiz. Bugün de Konya'da bir şehit ateşi düştü. Biliyorsunuz Hatunsaray ilçesinden bir şehitimiz var. Ailesine de sevgilerimizi gönderiyoruz. Ve biz bugün hocamla birlikte hayatımızın en güzel ve verimli dönemi olan gençliği nasıl değerlendirmeli? Ve eğer onları yetiştiriyorsak, anne ve babaysak biz onlara nasıl yaklaşmalıyız bunu konuşuyoruz. Oradan devam edelim. Hem konuyu toparlayalım hem de biraz da belki girmek istersiniz. Mehmet Akif'in şu Asım'ın nesli diye nasıl bir nesilmiş demiş ya. Oradan da belki söyleyecekleriniz vardır hocam. Buyurun. Teşekkür ediyorum. Çağımızın nesli gençlerin problemlerini tabii temas edelim ki çarede tabii sadece dedik ya biz sadece problemi konuşmayacağız. Eğitimde problem %10, çözüm %90 önde olur. Çok güzel. Ama problemi bilmeden de çözüm arayamazsınız. Hastalığın teşhis ve tespiti bu manada çok önemli. Aileden biraz evvel aileden kaynaklanan problemler gençler neyi bekliyor? Anlaşılmak istiyor. Gençler kendilerini anlamamızı istiyorlar. Gençler kendilerini dinlememizi istiyorlar. Gençler kendilerine imkan ve fırsat tanımamızı istiyorlar. Dün bir gençle tanıştım. Böyle bölümünü vesairesini sordum. Diyorum ya biz fırsat eğitimi deriz her şeyi böyle anlatırken. Ondan sonra dedim ki işte nerede okuyorsun? Bir Anadolu Lisesi'nde okuyan bir öğrenci kardeşimiz. Kaçıncı sınıfsın? İşte tercihini yaptın mı? Yok daha hocam dedim. Hedefte neler var? İşte babam dedi işte mühendislik konusunu, inşaat mühendisliğini tercih etmemi istiyor. Peki sen ne düşünüyorsun dedim. Ben de daha çok sanki hukukla ilgili filan. Bu konuyu dedim babanızla konuşuyor musunuz veya hocalarınızla konuşuyor musunuz? Yani bu çocukların tercihlerine saygılı olmak çok önemli. Çünkü bir insana yani gencin birini soruyorlar ne olacaksın? Dedem için doktor, babam için mühendis, annem için öğretmen, işte kendim için de diyelim ki ne diyor desin? İşte, din adamı olacağım mesela. Böyle kendine göre böyle bir dinimin adamı olsun daha güzel olsun şimdi. Böyle tabii çocuklar arada da kalabiliyor. Bu noktalarda çocukların mesela akşam yine bir yerde bir ziyaretteydim. Endüstri mühendisliğini düşündüğünü söyledi delikanlı. Dedim ki peki bu konuyla alakalı araştırma yaptın mı? Son dönemde endüstri mühendisliğiyle ilgili hangi bölümler var? İş alanları vesairesi senin fıtratına uygun mu? İmkanlarına uygun mu? Vesaire vesaire. Sonra konuşma neticesinde ya biraz çocuk sonra başladı hocam iş alanında sıkıntılar var vesaire vesaire demeye başladı. Onun için tabii ki gençler anlaşılmak istiyor. Bir de gençlerin sorumluluk alması da gerekiyor. Bu küçüklükten başlayacak. İnşallah zaman zaman böyle kendimizi de bağlıyoruz. Hani diyoruz ya böyle konuları ortaya atalım ki konuşulsun diye. Bir dönem mesela çocuklarda sorumluluk duygusunu işleyelim. Önceden de söylemiştim inşallah. Bizim bu gençler de tabii bu gençlerimizin sorumluluk duygusunda bir sıkıntı var. Yani beleş bir hayat, böyle bir gevşek efendim. Hani Adanalıların bir güzel sözü var. Burada Adanalı dostlarımıza, kardeşlerimize, izleyicilerimize de selam edelim. Söyleyeyim. Sen ağa, ben ağa, bu inekleri kim sağa diye bir şey var. Her ağa olmaz, herkesin yapacağı bir iş var. Evde, ailedeki görev dağılımı da böyle.
herkesin yapacağı işler var. O yapacakları işler konusunda herkesin ne yapması gerekir? Sorumluluk alması lazım. Gençlerin de bir işin ucundan tutması gerekiyor. Hele hele bunlara yani nesilmiş meğer dediği, Asım'ın nesli, Akif'imizin dediği gibi sorumluluk alabilecek. Bu memleketin geleceğinde söz sahibi olabilecek. Ben mesela gençlere sık sık öyle diyorum. İşte hocam, bizim ilahiyatlarla da özel bir çalışmamız var. İlim Yayma Cemiyetimizin bünyesindeki gençlere, onlara da irşat diye bir özel dersimiz var. Her hafta sonu mutlaka onlarla belirli saatlerde beraber oluyoruz. Hep onlara da söylüyorum. Diyorum ki hani bazen diyorlar hocam siz çok koşuyorsunuz falan filan. Bu dönem her dönemin kendine has verdiği bir sorumluluk var. Bu dönem Kahtı Recal dönemini yaşadığımızda, adam kıtlığı döneminde bazen böyle sıkıntılar çok olabilir. Ama siz yetişirseniz bizim yükümüzü alacaksınız. O zaman biz de inşallah dua ordusuna katılacağız. Gaza ordusunun yanında dua ordusuna katılacağız diye ben gençlere tavsiyelerde bulunuyorum. Bundan dolayı ne yapmamız gerekiyor? Gençlerle bu meseleleri, memleket meselelerini duyarlı olmalarını sağlamamız için. Belirli programları zaman zaman birlikte katılınabilir, ortak çalışmalar yapılabilir, ailede yapılabilir. Ben sık sık söylüyorum, mesela benim bütün çalışmalarımda Allah razı olsun, başta eşim, çocuklarım, işte hepsi, aile fertlerinin hepsinin mutlaka bütün hizmetlerimizde katkısı vardır. Bütün kitaplarımızın yazılmasında diyelim ki hepsinde yan yana varıncaya kadar çocuklarımızın hepsinin böyle emeği vardır. O kimse hiçbir şey yapamaz, okurlar kendi aralarında vesaire. Tahsihinden tutunuz da yazılım çizimini. Herkesin mutlaka bir katkısı olur. Onun için hayatı bir bütün olarak ele almak lazım. Yani gençleri bu konuda demek ki bir aileden kaynaklanan sıkıntılar olabilir. İkincisi kişilik problemleri olabilir. Yani gerçekten eskiden mesela suçlar, günahlar belirli toplumlarda kalıyordu. Ama şu an gelişen teknoloji ile ciddi bir yaygınlık var. Bundan kaynaklanan sıkıntılar olabilir. Yani teknolojiden gelen iletişim organları ve medyanın getirmiş olduğu sıkıntılar var. Değil mi? İnsanlar kaygılı. Nereye gidiyoruz? Hep böyle insanların önüne öyle bir şeyler ortaya konuluyor ki. Yani güzel örnek olmayacak, bilhassa aile yapısını tahrip edecek o kadar programlar oluyor. Onun için KonTV'mize, KonTV gibi güzel kaliteli eğitim kanallarımıza ciddi görevler düşüyor ve sorumluluklar düşüyor. Allah hepsinin yardımcısı olsun. Bundan dolayı demek ki kişilik problemleri olabilir, aileden kaynaklanan problemler olabilir, arkadaş ve çevreden kaynaklanan problemler olabilir, sokak ve sosyal çevreden kaynaklanan problemler olabilir. İletişim organlarından, bir de işin kötüsü inanç problemi de olabilir. İnanç problemi. Çünkü dediğim gibi gençlerde umutsuzluk var. Bazen işte ne yapayım? Mesela yine akşam bir kardeşimiz öyle diyor. Gencin problemleri var diyor. Ya problem, her şeyde problem olarak görmemek lazım. İbrahim Aleyhisselam ne diyor? Ya Rabbi ölüleri nasıl diriltirsin bana göster. Ey İbrahim inanmıyor musun? Ya Rabbi inanıyorum ama kalbimin mutmain olmasını istiyorum. İşte kardeşim kör müsün? Dağa bak, ovaya bak. Tamam bunlar da Allah'ın kainat ayetleridir. Ama gençlerimizin hissiyatını, gençlerimizin aklını, gençlerimizin zekasını, gelişen bilim ve teknolojiyi vesaireyi de onları ikna etmemiz de gerekiyor. Onların da kalpleri mutmain olsun. Kalpleri mutmain olsun. Yani kör müsün kardeşim veya kendisinde bazı olumsuz tavır ve davranışlar gördüğümüz zaman itmenin, atmanın, suçlamanın, karalamanın yerine bunda benim nasıl bir eksiğim var? Ben hangi görevimi yapmadığım için, hangi bilgiyi eksik bıraktığım için, hangi çalışmayı yapmadığım için bu gençlerde bu sıkıntı var diyebilmemiz gerekiyor. Onlara nasıl katkı sağlamalıyız? Nasıl katkı sağlayabiliriz düşünmemiz gerekiyor. Ama biz burada hep işin kolay tarafını, gençler işte zamane çocukları falan diyoruz. Hani ne diyordu Hazreti Ali radıyallahu anh? Çocuklarınız başka dönemin çocukları, adamlarıdır. Onlara o devre göre yetiştirin diyordu. Ne oldu? Devir değişti tabii bizim çocukluğumuzda. Şimdi bizim çocuklarımız, hatta bizim torunlarımızın arasında imkanları olarak, şartları olarak, gelişen dünya şartları olarak %1000 o kadar çok fark var ki. Allah'a hamdü senalar olsun. İnşallah daha güzel şeyler olacak. Ama biz çağa hazır olmamız lazım. Yani Akif'in ifadesiyle Kur'an'dan alıp ilhamı çağın idrakine söyletecek nesiller yetiştirmemiz gerekiyor. Biz o donanımla gençlerimizi piyasaya sürmediğimiz zaman ister istemez
tedbirsiz olan, yani kış gününde nasıl tedbirsiz sokağa çıktığımız zaman hastalanıyoruz veya hastalıkların yaygın olduğu yerde bulaşıcı hastalıklar, affedersiniz. İşte bunlar bulaşıyorsa şimdi bir sürü bulaşıcı sıkıntılı hastalıklar var. Bu hastalıklar da gençlerimize, savunmasız gençlerimize, aşısız gençlerimize ne yapıyor? Bulaşabiliyor. Hatta biz şöyle diyoruz. Dün bir yerde konuşurken gençlerle Zarafet Okulu'nda, ağacın dedim aşılısıyla aşısızı arasında meyvenin ne farkı olur? Aşısız belki gür olabilir görüntü olarak, değil mi? Hı hı. Ama tadı iyi olmaz. Verimi iyi olmaz. İnsanın da aşılanmış dili, yani İslam'la yetişen insanla İslamsız insanı da farkı budur. Aşılı meyve ile aşısız meyve gibi. Bunun için bizim gençlerimizi neyi aşılayacağız? Neyi vereceğiz? Bunu çok iyi bilmemiz gerekiyor. İnanç değerlerini vermemiz gerekiyor. Genç dediğin işte böyle olur. Hı hı. Takdir etmemiz gerekiyor. Önce anne babalar olarak bizim örnek olmamız gerekiyor. Örnek olmayan anne babalar örnek evlat yetiştiremezler. Sadece gençlerinin karnına, sadece gençlerin kafasına yatırım yapanlar, kalbini ihmal edenler, onların kalp boşluğunun derinliğinin daha şiddetli bir hastalık olabileceğini ileride... Onu parayla da dolduramazlar. Dolmuyor. Yani ne yapsalar, ne etseler parayla falan da satın alabilecekleri bir şey değil yani. Evet. Doğru söylüyorsun. Onun için bu tip problemlere karşı gençlerimizi, değil mi, şu an internetten, diğerlerinden, işte sosyal medyadaki hastalıklar vesaire, bir de bir takım haramların yani cazip hale getirilmesi ve zorlaştırılması, kolaylaştırılması, adeta böyle sıradanlaştırılması, reklamının yapılması da gençlerimizdeki kişilik problemlerinin sıkıntısını ortaya çıkarabiliyor. Bu manada hakikaten bizim duyarlı olmamız, yani elin adamı bu kadar şeyleri kolaylaştırıyor, haramları, şunlar bunları cazip hale getiriyor. Ama biz İslam'ı adeta böyle yaşanmaz, uygulanmaz, hayatın dışında bir alanmış gibi, uzakmış veya sadece gibi, ihtiyarlara lazım bir şeymiş gibi, sadece anne babalara lazım bir şeymiş gibi anlatıyoruz. Bu gencin de, yani genç olarak asıl onun İslam'a ihtiyacı var. Asıl onun imanla kuşanmaya, izanla, irfanla, vicdanlı olabilmesi için. Yani Akif'in dediği gibi, ne irfandır veren ahlaka yükseklik, ne de vicdandır. Yüreklerden silinmiş sayılsın Allah'ın korkusu. Katiyen ne irfanın kalır tesiri, ne de vicdanın. Şimdi böyle düşündüğümüz zaman, o zaman şöyle dememiz gerekiyor. Yani insanlar Allah'la nasıl, ne kadar tanıştırabiliyoruz biz gençlerimizi? Onları sadece Allah vardır, birdir. Tabii güzel, bunu mutlaka söylememiz gerekiyor. Ama bir Lokman Aleyhisselam oğlunu nasıl anlatıyor? La tüşrik billah inne şirke le zulmün azim diyor. Önce bir şirk koşma diyor. Müslüman bir çocuğa. Çünkü şirkin şu zararları var diye ortaya koyuyor. Ki kendi evladı olduğu ve Müslüman olduğu halde. Evet. Söylüyor yani ilk tabii olarak, değil ha mi? Demek ki biz de bunu anlatmamız, çağın pisliklerine karşı, değil mi, gençlerimizin mutmain olabilmeleri açısından bilgi donanımı önemli, ahlak donanımı önemli. İbadetsiz hayat boşlukta gezen bir hayattır. Boşlukta gezen ipsiz bir insanın kafasını hangi duvara vuracağı belli olmaz. Her zaman frensiz bir araç düşünün. Yani frensiz aracın kaza yapma ihtimali çok yüksektir. Gençler bazen fren veya el freni hiç çekmiyor tabirlerindeyse, değil mi? Veya bazen böyle duygusallık, hissiyat öne çıkabiliyor. Bütün bu durumlarda nasıl hareket etmesi gerektiğini biz gençlerimize hedef vererek, kendimiz de güzel örnek olarak inşallah yetiştireceğiz. Ama istikbalden umutlu olacağız. Evet. Çünkü iman varsa imkan vardır. İmkan vardır. Umutlarımızı biz asla yitirmeyeceğiz. Ben gençlerle ilgili ciddi bir umudum var. Sadece dediğim gibi onların önündeki bir takım engeller. Mesela bu karma eğitim, artık ciddi bir konuşmamız lazım. Yani biz hem kadına hem erkeğe saygıyı esas alıyoruz. Onun dışında gençlerimizi zoraki böyle bu eğitim sistemimizi, milli eğitim olduğu halde, adı milli eğitim olduğu halde bu kadar çok değişim, bu kadar çok değişiklik, milli olan şey bu kadar çok değişir mi? Ben hatta yetkililer bu konuda rahmetli Nurettin Topçu'nun Maarif Davamız isimli eserini de bir okumalarını da tavsiye ediyorum. Yani ciddi bir mesele, eğitim meselesini ne yapmamız gerekiyor? Ciddiye almamız gerekiyor. Bu manada da sözün özü, hem hayatımızın bir parçası olarak gençlik, hem gençlerimiz olarak, toplumun bir parçası olarak gençlik çok çok önemli. Geleceğimiz ona bağlı. Gençliğinde, hayatının gençliğinde yaşlılığına yatırım yapmayan insanlar eli boş kalırlar.
Aynı zamanda gençliğin dediğim gibi tercih olarak çok önemli. Aşk tercihi, iş tercihi, eş tercihi. Ama bütün bunları yaparken de şunları söyleyelim biz sorumlulara. Yaşımız, işimiz, aşımız bizim kuyumuz olmamalı. Yani bizi hizmetlerden, Allah yolunda çalışmaktan alıkoymamalıdır. Cinsiyetimiz vesaire. Herkesin bir sorumluluğu vardır. Bu gençliğe el atarsak, gençliğe sahip çıkanlar değil mi? Çünkü gençler gelecekle bizim aramızdaki kuşaklardır. Geleceğimizin, sahip çıkmamızın teminatı gençliğimizdir. Bundan dolayı sadece günü kurtarmak yetmez. Geleceği de kuşatacak çalışmalar yapmamız gerekiyor. Bunun için de okullarda, başta okullarda ben öğretmenlerle yaptığım programlarda hep onu söylüyorum. İmkanlarımız imtihanımızdır. Neyimiz eksik, niye yapamıyoruz? Yok işte öğrenciler şöyle işte filan filan, tam o konuşun, eğitim konularını konuşalım. Ama bu çocuklar bizim çocuklarımız. Evet. Bunlar uzaydan çok gelmedi, dışarıdan gelmedi. Bu hocalar da bizim hocalarımız. Öyle olunca inşallah duyarlı davranmamız gerektiğine inanıyorum. Galiba dua saatimiz de geldi. Allah razı olsun hocam. İnşallah. Siz de nice gençlerin işte o istikamette yetişmesi için bir hedefleri, bir kimlikleri, kişilikleri saydık ya, olmaları için uğraşıyorsunuz. Allah size de ömür versin. Amin. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Biz her cuma hocamla birlikte oluyoruz. Sizden gelen hatimler var. Yine yoğun mesajlarınız var, ilginiz için çok teşekkür ediyorum. Hocam, çok dikkatinizi çeken bir mesaj varsa duadan önce bir okuyun isterseniz. Bir hatırlatmam var sadece hocam, onu okuyacağım. Önemli bir hatırlatma, biliyorsunuz Konya'dan da bir şehitimiz vardı. Hemen o Afrin'deki Zeytindalı operasyonunda şehit düşen jandarma assubay Çavuş Abdullah Taha Koç. Aman Allah. Bugün ikindi namazına mütakip namazgahta kılınacak cenaze namazıyla birlikte Konya şehitliğine defnedilecek. Namazgah şehitliğin yanında, belki de evet, bilmeyen kardeşlerimiz olabilir. Için söyleyelim. Hani Ramazan'da filan da teravihler filan kılınıyor. Kılınıyor. Ya, belediyemizin de katkıları, destekleri. Namazgah orası. Orada namazı kılınıp şehitliğe de defnedeceğiz. Onu dualarla yollayacağız. Onun gibi kaç tane. Bunun yanında da gönüllerimize inşallah. Değil mi? Gönüllerimize. Her zaman inşallah kalbimizde olacak. Dualarımız bugün onlar için de olacak efendim. Ailelerine sabır diliyorum. Ülkemizin, Türkiye'mizin başı sağ olsun. Rabbim bizi muzaffer kılsın. Amin. Ve düşmana fırsat vermesin. Pazartesi sizi bekliyor olacağım. Sözü hocama bırakıyorum. Cumanız mübarek olsun. Allah'a emanet olun. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme Rabbena ya Rabbena tekabbel minna varhamna varham mevtana verham mevtana verham mevtana veşfi mardana vestecib duaana veğfir zunubena veşrah sudurana venevvir kulubena venevvir kuburana ya erhamer rahimin irhamna ya ekremel ekremin ekrimna ya gıyâthel mughassin eğithna Allahümme ensurul İslamı vel müslimin Allahümme ensur cuşel müslimin Allahümme ensur cuşel asakirel muvahidin vel mücahidin Allahümme edhilnel cennete me'al ebrar Allahümme kahir a'da انا واعدائتن اللهم اهلك الكفره والفجره والظالمين اللهم قهرهم اللهم فرق جمعهم اللهم دمرهم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب برحمتك يا ارحم الراحمين İlahi ya Rabbi, okunan hatmi şeriflerden, yapılan her türlü hayır hasenattan, hayırlı hizmetlerden hasıl olan ecir ve mensubatı, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ruhu saadetlerini hediye eyledik, vasıl eyle ya Rabbi. Bütün peygamberi izamın, meşayizevli ihtiram hazaratının, ulemanın, sülahanın, şühedanın, sahabi-i kiram efendilerimizin, bütün şehitlerimizin, hasreten bugün de şehit olan kardeşlerimizin, bütün geçmişlerimizin ruhlarını hediye eyledik. Vasıl eyle ya Rabbi. Senin Resulün eğer ümmetime zor gelmeseydi, şehit olup tekrar dirilmeyi, şehit olup tekrar dirilmeyi Allah-u Teala'dan isterdim diyor ve şehitlik makamının önemini bize anlatıyor. Kitab-ı Kerim'inde ya Rabbi sen bizlere şehitlerin ölmeyeceğini ifade buyuruyorsun. Ya Rabbi şehitlerimizi rahmet eyle. Şehitlerimiz inanıyoruz ki bulunmuş oldukları yerlere atılmış olan imzalardır. Onları biz toprağa defnetmiyoruz. Sadece bedenleri toprakta olsa da onlar bizim gönüllerimizde ya Rabbi. Dualarımızda inanıyoruz ki onların ruhu makamı
senin lütfetmiş olduğun cennette. Çünkü şehit kendisinin şehit olduğuna hem kendisinin hem senin şahit olduğun peygamberinin, müminlerin şahit olduğu kimseler ya Rabbi. O kardeşlerimizin şehadetlerini makbul eyle. Bütün ümmetin, milletimizin uyanışına, dirilişine vesile eyle ya Rabbi. Hastalarımıza acil şifalar, borçlarımıza edalar, dertlerimize devalar ihsan eyle ya Rabbi. Vefat eden kardeşlerimizin, ya Rabbi şehitlerimizin bütün geride kalanlarına sabrı cemil nasip mesir eyle. Geride kalanların da sahip çıkmayı bizlere, milletimize nasip, devletimize nasip mesir eyle ya Rabbi. Memleketimizin, milletimizin, devletimizin, İslam ümmetinin topraklarında, İslam ümmetinin geçim kaynaklarında gözü olanlara fırsat verme ya Rabbi. İslam düşmanlarını birbirine düşür. Birbirlerine düşüp uğraşsınlar da Müslümanlarla uğraşmaya fırsat bulamasınlar. Bizlere de birlik ver, dirlik ver ya Rabbi. Şeytanlara, şeytanlaşmışlara fırsat verme. Kafirlerden ya Rabbi, İslam düşmanlarından, teröristlerden muntakimsin Allah'ım. İntikamımızı almayı nasip mesele eyle. Onları kahru perişan eyle. Onları destekleyenleri de perişan eyle ya Rabbi. Belalarını kendi işlerinden ver ya Rabbi. Ya Rabbi bu zalimlere karşı milletimizde, bütün insanlıkta da uyanış, diriliş nasip müyesser eyle ya Rabbi. Akıbetimizi hayır eyle. Sevdiklerini sevdir. Yerdiklerini yerdir. Erdirdiklerini yar eyle. Cennet ve cemalinle ikram eyle. Bizleri Müslüman olarak yaşayıp, Müslüman olarak ruhumuzu teslim etmeyi nasip müyesser eyle. Ya Rabbi arzu etmiş olduğumuz güzel gençler yetiştirmeyi nasip müyesser eyle. Bizim geleceğimiz olan ya Rabbi bu milletin evlatlarını da kendine salih kul, Habibine salih ümmet, anne baba babalarını salih evlat, Müslümanları salih kardeş, eşlerini salih eş, evlatlarını salih ata olmayı nasip müyesser eyle ya Rabbim. Evlenecek kardeşlerimize hayırlı nasipler nasip müyesser eyle ya Rabbim. Ailelerine huzur ver, ailelerine cennet bahçesi eyle, akıbetlerimizi hayır eyle, hastalarımızı acil şifalar, borçlarımızı edalar, dertlerimizi devalar ihsan eyle, gönüllerimizin muradını ver ve bütün hayırlı işlerimize muvaffakiyet ve muzafferiyet ihsan eyle. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.